Merhaba arkadaşlar, bu videoda monopol yani tekel gücüne sahip bir kurumun uzun vadede karlılığını korumasının niçin güç olduğunu açıklamaya çalışacağım. Diyelim ki farklı bir ürününüz var, bu piyasada tekel gücüne sahipsiniz ancak diğer rakipler sizin malınızı ikame edebilecek bir ürün geliştiriyorlar. Tabii ki sahip olduğunuz ürünün aynısı olmayacak ama onun yerine geçebilecek benzer bir ürün geliştiriyorlar. Dilerseniz, tekelci rekabetin gözlendiği bir piyasayı açıklamak için talep eğrimizi çizelim. Güzel ve büyük bir grafiğimiz olsun. Bu eksende birim başına lira yazalım, yani TL yazıyorum. Bu eksende ise miktarı belirtelim. Bu örnek için tekel gücüne sahip üreticimiz Apple firması olsun. Apple firması, ürünü de iPad olsun. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Apple firmasını bu alanda monopol olmakla suçlamıyorum. Sadece farklılaştığı ürünle monopole yakın bir güce ulaştığını söylüyorum. iPad piyasasında tekel durumdalar. Tablet bilgisayarlarda veya genel olarak bilgisayarlarda değil ancak iPad'i bir tek onlar satabiliyor. Şimdi, iPad'ler için kısa vadeli talep eğrisini çizelim. Basitleştirmek için doğru şeklinde bir talep eğrisi çizeceğim. Bu talep eğrimiz sadece iPad'ler için geçerli, yani bütün bilgisayarları kapsamıyor. Apple, iPad pazarında monopol gücüne sahip. Dolayısıyla marjinal gelir eğrisi bu talep eğrisinin diyelim ki 2 katı eğimine sahip olacak. Apple şirketinin marjinal gelir eğrisi buna benzer görünecek. Şimdi kısa dönemdeki ekonomik kar üzerinde düşünelim. Maliyetleri çizelim. Önceki marjinal maliyeti çizelim. Marjinal maliyet eğrisi bunun gibi görünüyor olabilir. Şimdi de ortalama toplam maliyet. Burada maliyetlerinizin çoğu sabit maliyetler ancak üretim adetleriniz küçük, bu sabit maliyeti küçük adetlere bölüyorsunuz. Dolayısıyla ortalama toplam maliyetiniz yüksek. Üretim adedi arttıkça ortalamadan daha düşük maliyete sahip her ilave birimle bu maliyetinizi düşüreceksiniz. Yani ortalama toplam maliyet daha yüksek olduğu için marjinal maliyet eğriniz aşağı doğru eğimli olacak ve bir noktada birbirlerine eşit olacaklar. Şimdi eklediğiniz her bir birim ortalamayı yükseltecek. Ki eklenen her bir birimin maliyeti ortalama maliyetten daha yüksek, dolayısıyla ortalamayı yükseltecek. Burası ortalama toplam maliyet eğrimizin en düşük noktası olmalı. Şimdi çizdiğim şeylere şöyle bir bakarsak, Apple firmasının kısa dönemdeki ekonomik karına ilişkin olarak ne söyleyebiliriz bir düşünelim. Üreteceği optimal miktar üzerinde de düşünmemiz gerekir. Marjinal gelir, marjinal maliyetin üzerinde olduğu sürece üretmeye devam edecek, yani bu noktaya kadar. Bu noktadan sonra üretmeye devam etmek istemeyecek. Zaten burada her ilave birimin fırsat maliyeti elde edilen gelirden daha yüksek. Yani bu kadar üretim yapacaksınız. Ve bu miktarı, bunu hem yıldızla gösteriyorum, talep eğrisine bakarsak bu fiyattan satabilirler. Buradan doğrudan talep eğrisine gittim. Ve bu fiyatta piyasada uygulayabilecekleri fiyat. Burası birim başına ortalama maliyet ve burası da birim başına ortalama ekonomik karları. Eğer bunu toplam birim sayısıyla çarparsak, buradaki dikdörtgenin alanı toplam ekonomik karı verecek. Neymiş? Toplam ekonomik kar. Diğer üreticiler bakacaklar ki fırsat maliyetinin üstünde ekonomik kar elde edebilme durumu var. O zaman ne diyecekler? Vay, bayağı para var bu işte. iPad üretemem ancak bununla rekabet edecek ürünler üretebilirim. Bu şekilde düşünecekler. Ki bunun gerçekleştiğini de görüyoruz. Samsung, HTC, HP gibi üreticiler de bu alana giriyorlar, bu alanda ürünler sunuyorlar ve ürünlerinin reklamını, pazarlamasını çok güçlü şekilde yapıyorlar.
ve işletim sistemi üreticileriyle ortaklıklar kuruyorlar. Microsoft ve Google'ın Android'i gibi. Ürünleri giderek iPad'le karşılaştırılabilir hale geliyor. Yenilikler ekliyorlar ve kuvvetli şekilde tanıtım yapıyorlar. Peki, uzun vadede Apple firmasının bu ürüne talep eğrisi nasıl değişecek? Verilen herhangi bir fiyat seviyesinde daha az talep olacak, yani talep eğrisi sola doğru kayacak. Rakipler bu alana girdiklerinde, ürünlerini rekabet edecek kadar geliştirdiklerinde ve ciddi reklam yaptıklarında, Apple'ın iPad ürününün yeni talep eğrisi artık bunun gibi görünecek. Bu, yeni uzun vadedeki talep eğrisi. Yeni uzun vadeli talep eğrisi bu şekli aldığından dolayı, marjinal gelir eğrisi bunun eğiminin yine iki katına sahip olsun. Böyle bir durumda da buna benzer şekilde görünecek. Bu olmadı zannedersem daha iyi çizebilirim. Başka bir renkle yapalım. Ne olsun? Pembe olsun. Evet, işte böyle bir şey olmalı. Evet, uzun vadede marjinal gelir. Bu durumda Apple firmasının optimal üretim miktarı ne kadar olmalı? Artık bu noktaya kadar ekonomik kar elde edilebilir. Bunu uzun vadeli miktar olarak isimlendirelim. Durun bunu da başka bir renkle yazayım çünkü hatta bugün sürekli pembe kullanıyorum. Evet, yazalım. Uzun vadeli miktar. Birim başına karı veya bu miktardaki birim fiyatını belirlemek için yeni talep eğrimizi kullanalım. Hatırlayın, buradaki uzun vadeli talep eğrisiydi. Fiyat aynı. Peki, birim başına ortalama ekonomik karımız ne oldu bu durumda? Çizdiğimiz şekle göre ortalama toplam maliyet burada olacak. Yani birim başına ortalama ekonomik kar burada sıfıra indi. Burada bu güzel yeşil bir yükseklik vardı ve artık yok. Satış yapmaya devam etmemize rağmen artık ekonomik bir kar kalmadı. Buradaki alan yerine sadece bir çizgi oluştu, yani ekonomik kar sıfırlandı. Ne diyoruz? Sıfır ekonomik kar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, tabii ki bunlar bir gecede olmayacak. 2014 yılına baktığımız zaman Apple burada hala kar ediyor. Şuna da dikkat etmeliyiz, ekonomik karla muhasebe karı farklı kavramlardır. Ekonomik kar sıfırken, hatta eksiyken de muhasebe karı pozitif olabilir. Apple firması günümüz itibariyle hala ekonomik olarak karlı. Ancak yaşayacakları sürecin bu olacağını, rakipler benzer ürünlerle piyasaya girdikçe ekonomik kar elde etmelerinin güçleşeceğini söyleyebiliriz. Monopol gücüne sahip bir üreticinin rakipleri, aynı ürünün benzerlerini üreterek monopolist firmanın talebinden çıkıyorlar. Rekabet iPad üzerinden olmuyor, bu üreticilerin hiçbirisi iPad üretmiyorlar. Rekabetin oluşmasının sebebi, bu firmaların hepsinin iPad'in yerine geçebilecek ürünler üretmesiyle oluşuyor ve böylelikle tekel firmanın ürününe olan talebi azaltıyorlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.